Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün size çok kolay bir yelek modeli anlatacağım. Örgü konusunda acemi bile olsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, benim yaptığım model biraz önü açık oldu, dar oldu ön kısımları. Siz verdiğim ölçülerden biraz daha uzun tutarak ön tarafın daha fazla kapanmasını sağlayabilirsiniz. Ee, ben yukarıyı bir iğne yardımıyla tutturdum. Siz düğme de açabilirsiniz. Böyle kolay, e, şık bir model gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu yeleği haraşo olarak başladık. Ama siz bunu pirinç örgüde yapabilirsiniz, düz örgüde yapabilirsiniz, selanik örgüde yapabilirsiniz. Karar sizin. Kullandığım ip bakın bu. Kalın bir ip yani çok ince bir ip değil. Ortadan biraz kalın. 6 numarayla örülebilen, 7 numarayla da örülebilir. Ama haraşo ördüğüm için biraz daha düzgün olması açısından ben 6 numarayla örmeyi tercih ettim. Şimdi bu bizim yeleğimizin boyu, boy kısmı. Eğer benim ördüğüm yelek boyunda bir yelek istiyorsanız 6 ve 5 numara için 80 tane ilmek atmanız yeterli. Ama daha küçük numara şiş ve daha ince bir ip kullanıyorsanız mesela 3 4 numara şişle örüyorsanız bu sayı 85 ya da 90 olabilir. Şimdi kol keseceğiz. Böyle enlemesine gidiyoruz. Kaç santim oldu benim yeleğim? 36 38 beden için bunu size söylüyorum. 18 18 santim olduğunda bitirip dönüşte kol kesmeye başlayacağız. Biliyorsunuz ki önü ve arkayı haraşo yani ters ördüğünüzde de görüntü bu şekilde olur. Önü ve arkayı düz ördüğünüzde de görüntü ters yani haraşo olur. Ben herkesin artık haraşo örmeyi bildiğini düşündüğüm için en baştan göstermedim. Şimdi omuzu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu bizim omuzumuz olacak. Kolu nasıl keseceğiz? Kimki gibi 6 numara ya da 5 numarayla örüyorsanız 15 bırakın. Daha küçük numarayla örüyorsanız, buraya 18, daha büyükle de örüyorsanız 12 gibi bırakın. Yani ona göre bir ayarlama yapın. Kulu ne kadar kesiyoruz? Geniş bir kol olsun istedim. Şöyle yapacağız. Bakın. 1 2 3 4 5 Bakın. 15 16 17 18 Aslında göz kararı bakacaksınız. Kol oyuntusu sizin için yeterliyse bakın yeterliyse bu kadarı buradan itibaren bırakacaksınız. Bir tane daha keselim. 20 ya da 21 oldu benimki sanırım. Kol oyuntusunu bu kadar yaptım. Biraz rahat olsun istedim. Böyle geniş bir kol istedim. Böyle bıraktım. Siz daha ince bir iple örüyorsanız muhtemelen 25'i bulacaktır sizin kestiğiniz ilmek sayısı. Göz kararı olarak bakın. Sonra da e, arkada geri kalan kısmı normal ters örgü şeklinde örün. Bakın böyle ters örgü şeklinde aşağı kadar ilerleyin. Hiçbir şey yapmadan burayı komple ters örüyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Bir kol oyuntusu açtık. Sonra geri kalanı normal şekilde aşağıya doğru örüyorum. Eğer uzun bir yelek istiyorsanız, benimki gibi bir ip ve şiş kullanıyorsanız, 100 tane ilmekle de başlayabilirsiniz. Böyle örerek gidiyoruz. 15 tane kesme işlemi yaptıktan sonra. Bakın böyle bir kol boşluğu oluştu. Böyle devam ettik. Döndük. Örmeden alıyorsunuz. Düz örer gibi ipi öne geçirip sonra devam ediyorsunuz. Tekrar şimdi burada kesim yaptığımız bu bölüme kadar haroş örgümüze devam ediyorum. Kesim yaptığım bölgeye kadar geldim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 20. Kaç tane ilmek kestiyseniz o kadar sayıda ilmek atıyorsunuz buraya. Tekrar dönün ve buradan örüp 15 tane omuz ilmeğimizi devam edelim. Bakın burada kolumuzu oluşturduk. Tekrar baş ilmeği anlattığım gibi ördükten sonra örmeye devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra tır, tıpkı en başından kol açmaya gelene kadar yaptığımız gibi önü ve arkayı ters örerek ya da düz örerek ikisinde de haroşa görüntüsü ortaya çıkıyor biliyorsunuz ki bakın bu attığım ilmekleri de burada yine örüyorum. Burada ilmeğim kaçtı. Bakın bu çok tehlikeli. İlmek kaçarsa ne yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız. Böyle alıyorsunuz. Bunu büküyorsunuz ve tekrar döndürüyorsunuz. Çok kolay ilmeği, kaçan ilmeği kurtarmak ilk başta. Şöyle yavaş yavaş örün ki burada çok ilmeğiniz kaçmasın benimki gibi. Buradaki 20 tane ilmeği de ördükten sonra önü ve arkayı düz ya da ters. Sonuçta haroşa görüntüsü ortaya çıkacak. Örerek ilerleyeceğiz. Kaç sıra ilerleyeceğiz bu şekilde ön ve arkayı yine düz ya da ters örerek söyleyeceğim ondan sonra böyle arka kol oyuntumuz açıldı. Arkayı öreceğiz. Önü ve arkayı ters, önü ve arkayı düz örerek. Yani nasıl istiyorsanız öyle örüyorsunuz. Ben önü ve arkayı ters örerek ilerliyorum. Sırt kısmını öreceğiz yerimizi. Kol kol oyuntusundan sonra sırt kısmını, arka kısmı böyle ördüm. Şimdi ikinci kol oyuntusunu açacağım. İşte. Şimdi sırt kısmını ne kadar öreceğiz? Burayı yaptıktan sonra şöyle giyin ve sırtınızda bakın sırt ölçünüze uygun mu değil mi? Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için bazen üst kısım daha geniş olunca dar olabilir bu kısım. Üzerinize giyerek ölçerseniz daha e, kesin sonuç elde etmiş olursunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tekrar ikinci kolu açmak için e, yine tekrar 15 tane ilmeğimi örüyorum 15 tane ilmek yaklaşık 13-14 santime tekabül ediyor 13-14 santim kadar omuz kısmını örüyoruz Bunlar hep böyle ortalama bedenler için omuzunuz genişse bedeniniz büyükse biraz daha geniş tutmanızda fayda var ön tarafı ee, onu da söylemiştim Bakın şimdi 2 4 6 8 10 12 13 14 15. 13 santim bu 38 beden için. 15 tane ilmek pardon 36 beden için 15 tane ilmek yaptım. Şimdi tekrar kolumuzu 20 tane ilmek olarak kesiyoruz. Bu 20 tane ilmek yani herkese göre değişir bakın. Kendi kol yapınıza göre ölçerek gidin, göz kararı gidin. 15-20 santim aralığında olması lazım. Her bedene göre değişir, kolunuzun kalınlığına göre değişir. Ben 6-5-6 numara, e, numara için, e, pardon 6-7 numara için söylüyorum 20 tane e, ilmek diye. Ama daha küçük numara şiş kullanıyorsanız, bedeniniz daha büyükse bu oyuntunun daha fazla açılması gerekir. Buna hep ortalama rakamlar. Evet bakın 20 ilmekle 18 santim kadar 36 38 beden için 18 20 santim aralığında bir boşluk açtım. Kol oyuntusu. Bundan sonra aynı diğerinde nasıl yaptıysak, diğer kol oyuntusunda ne yaptıysak yine aynısını yapıyoruz. Şimdi bakın böyle sona kadar ters öreceğiz. Sırayı bitirdim. Burada kol oyuntumuz burada böyle tekrar sıra başından böyle ipimizi de öne aldık kol oyuntusuna doğru gidiyoruz ilerleyelim metodu tekrar edeceğiz burada zaten ve kol oyuntusuna geldik kol oyuntusuna geldiğimizde de biliyorsunuz ki ne kadar kestiyse kaç tane kestiysek o kadar ilmek atıyoruz Ben 20 tane kestiğim için kendi bedenime uygun olarak ve ipime uygun olarak o kadar ilmek atacağım. Siz de aynısını yapın. Kaç tane kestiyseniz o sayıda ilmek atın. Evet, ilmekleri attıktan sonra da yine burada kalan omuz ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi döndük. Tekrar yine artık bizim yeleğimizin Arka yani sırt kısmı bitti. Tekrar attığımız bu ilmeklerin üzerinde diğer ön kısmı çalışacağız. Ön parçanın diğerini çalışacağız. Şimdi bunu böyle yine gidip gelerek ters örgü yaparak diğer kısmını çalışıyoruz. Ön tarafın ilmek attığım bölümleri de yine daha önceki kol oyuntusunda olduğu gibi tek tek ters örerek ilerleyeceğim. Şimdi bu ön tarafı ne kadar öreceğiz rakamlar? Siz ön tarafın biraz daha salaş, bol olmasını istiyorsanız ya da göğüs bedeniniz büyükse daha fazla kapatmasını istiyorsanız benim verdiğim sayılardan birkaç santim daha fazla örebilirsiniz. Benim verdiğim rakamlar hep ortalama rakamlar. Artık yavaş yavaş yeleğimizi bitireceğiz. Böyle gidip. Evet e, ben bu tarafı da ördüm. İpin biraz koyu oldu. Maalesef bu ipten bulamadım. E, Ön tarafın bir tarafın rengi farklı, diğer tarafı farklı olacak. Ee, elimde az ip varmış. Ne kadar ip gitti? Benim tam 4 ip. 36 beden için 4 yumak ip gitti. Kalın bir ip bu ayrıca biliyorsunuz ki. ince iplerde biraz daha az gidebilir. Şimdi artık e, aynı oranda ördükten sonra başı 18 santim örmüştüm hatırlarsanız. Kol oyuğundan sonra da tekrar burayı 18 santim örerek 36 beden için gideceğim. Şimdi artık kesiyorum ve bitiriyorum yeleği. Kesme işlemini zaten biliyorsunuz. Sonuna kadar keseceğim ve artık yeleğim giyilebilir hale gelecek. Şuralardan itibaren kollarınızı geçirdiğinizde buralar omuz kısmı aşağısı, biliyorsunuz ki normal kısım. Yeleğiniz tamamlanmış olacak. Dediğim gibi illa benim ölçülerimle sınırlı kalmayın. Ee, daha uzun bir yelek örebilirsiniz. Daha kısa bir yelek örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın böyle bu şekilde gideceğiz. Sıra sonuna kadar. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Ee, böyle sonuna kadar kestikten sonra artık yeleğim giyilebilir hale gelecek. Hepinize kolay gelsin.